Herkese merhaba, podcastimize hoş geldiniz. Bugün sizlerle geçen hafta Garanti Bankası ile ilgili yayınladığımız güncelleme raporunun detaylarını sizlerle paylaşmak istiyoruz. Geçen hafta Garanti Bankası için 89 TL olan hedef fiyatımızı yukarı yönlü güncelledik ve 122 TL olarak yeni hedef fiyatımızı belirledik ve alt tavsiyemizi koruduk. Yukarı yönlü güncellememizde hedef fiyatımızı en temel nedenler, özellikle bankanın ilk çeyrek finansallarında güçlü ticari kur ve swap sonuçları elde etmesi, komisyon gelirlerinin yine beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi ve efektif vergi oranının da beklentimizin altında gerçekleşmesi oldu. Bu sayede de yılın başındaki tahminlerimizi, net kar tahminlerimizi yukarı yönlü güncelledik. Ayrıca makroekonomik normalleşmenin devam etmesi sayesinde de bankayı için olumlu görüşümüzü korumaya devam ediyoruz. Garanti Bankası'nın diğer bankalara göre daha güçlü bulduğumuz yanları, özellikle TÜFE endeksi tahvil portföyünün görece sınırlı olması. Bu sene TÜFE'de bir düşüş öngörmekteyiz ve bu düşüşün bankaların TÜFE endeksi tahvillerindeki katkılarının bu sene görece daha sınırlı olmasını bekliyoruz. Garanti Bankası'nın bilançosunda TÜFEX portföyünün toplam varlıkta içerisindeki payı %5 seviyesinde. Bu diğer bankalarda daha yüksek seviyelerde %7-8'ler civarında. Bu sayede de azalan TÜFE ortamında bankanın TÜFE endeksi tahvil portföyünden elde edeceği katkıdaki düşüşün daha sınırlı olmasını bekliyoruz. Ayrıca Garanti Bankası'nın vadesiz mevduat bazı, yani vadesiz mevduatının toplam mevduat içerisindeki payı da diğer bankalara göre daha yüksek bir seviyede. Bu da artan TL fonlama maliyetleri olduğu bir ortamda bankaya görece bir avantaj sağlıyor. Diğer olumlu bulduğumuz bir konu ise garantinin KKM bakiyesi 350 milyar TL seviyesinde. Ve bu sayede de bu yüksek bir tutar ve bu sayede de özellikle KKM'den TL mevduatta dönüşün hızlandığı son haftalarda Garanti Bankası'nın Merkez Bankası'ndan azami oranda zorunlu karşılık faizi elde etmesini sağlamasını bekliyoruz. Diğer önemli bulduğumuz bir konu ise bankanın güçlü sermaye oranlarına sahip olması. BDDK esneklikleri hariç sermaye yeterlilik ve çekirdek sermaye oranları sırasıyla %17.1 ve %14.2 gibi oldukça yüksek seviyelerde. Kaldıraç oranı da 9 kat gibi görece düşük bir seviyede ve bu düşük kaldıraç oranı da önümüzdeki yıllarda faiz indirimleriyle beraber bankanın güçlü bir kredi tarafında büyüme elde etmesini sağlayacağına inanıyoruz. Ve sermaye oranlarının da güçlü olması hem kredi büyümesinde önümüzdeki yıllarda güçlü olmasını hem de temettü ödeme kapasitesini de arttırmasını bekliyoruz. Garanti için 2024 yılında öz kaynak karlılığı beklentimiz %40 seviyesinde, 2025 için ise %45 seviyesinde. Banka yönetiminin hedefi %35'in üzerinde bir öz kaynak karlılığı hedefi 2024 için. Ayrıca Garanti BBVA'nin bir ilk çeyrek finansallarında gözüken enflasyon muhasebesi dahil öz kaynak karlılığı %9 seviyesinde. Bu olabilecek en yılın 2024 için baktığımızda en zayıf çeyreklerden bir tanesi ve %9 seviyesini yılın ikinci yarısında özellikle daha da artmasını ve yılın tamamında da %11-13 bandında bir enflasyon muhasebesi dahil öz kaynak karlılığı elde etmesini bekliyoruz. Bu oranın yine 2025 yılında ise özellikle faiz indirimlerinin de gelmesi beklentimiz sayesinde %16-18 bandına ulaşmasını bekliyoruz. Dolar bazlı, yani reel anlamda bir öz kaynak maliyeti kullanırsak, ki bu da şu an mevcut olarak %13'ler seviyesinde varsayabiliriz. Garantinin ileri dönük piyasa değeri defter değerinin 1.2-1.4 bandına ulaşmasını makul olarak değerlendirmekteyiz. Garanti ile ilgili en temel çekincemiz hissenin halka açıklık oranı %14 gibi diğer bankalara göre düşük bir seviyede. Bu nedenle Mayıs 2022'de banka MSCI endekslerinden çıkartılmıştı. Halka açıklığının düşük olması nedeniyle bazı yabancı fonların hisseye giriş yapması için bir engel oluyor bu halka açıklığının düşük olması. Risklere bakacak olursak da genel olarak ekonomik büyümede beklentilerimizden daha yüksek bir yavaşlama olursa aktif kalitesi üzerinde beklentimizden daha olumsuz bir gelişmeye neden olabilir. Karlılıkları olumsuz etkileyebilecek düzenlemelerin gelmesi halinde de kar tahminlerimizde bir miktar aşağı yönlü baskı oluşturacaktır diye düşünüyoruz.
Sonuç olarak da Garanti Bankası için olumlu görüşümüzü devam ettirmekteyiz ve 122 TL hedef fiyatla al tavsiyemizi devam ediyoruz. Herkese iyi günler dilerim.